Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen yanımda görmüş olduğunuz Deco X20 cihazı inceleyeceğiz. TP-Link'in bir ürünü biliyorsunuz bu. TP-Link'in Deco isimli bir serisi var. Bu Deco serisinde de bir sürü böyle farklı farklı cihaz var. Ancak X20'ye ki kendisi şöyle bir şey, böyle silindirik, küçük, tatlı bir ürün. Geçmeden önce size birazcık Wi-Fi teknolojileri konusunda bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu ürün Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 6 da son böyle 2 yıldır hayatımıza giren bir kavram arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu anda en yaygın olarak kullanılan Wi-Fi teknolojisi 802.11ac olarak bilinen Wi-Fi 5 teknolojisi arkadaşlar. Bu teknolojide birçok hız desteği var. Günümüzde bu teknolojiyi kullanan birçok cihaz var. Bilgisayarların neredeyse tamamı, cep telefonları ve benzeri cihazların neredeyse tamamı arkadaşlar Wi-Fi 5 teknolojisini kullanıyor. Şimdi Wi-Fi 5'ten neden Wi-Fi 6'ya geçtik? Belki bunu merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle yeni bir teknoloji tabii ki, adından da anlaşılacağı üzere. Ve Wi-Fi 6'nın tam tanımını yapacak olursak 802.11ax olarak geçiyor. Yani bu ibareyi gördüğünüz zaman anlayın ki o cihaz Wi-Fi 6 teknolojisine sahip arkadaşlar. Peki Wi-Fi 6'nın Wi-Fi 5'ten başka ne gibi farkları var? Birincisi hız arkadaşlar. Şimdi teorik olarak söylüyorum ben bunları. Teorik olarak baktığımızda Wi-Fi 5 saniyede 3.5 GB'a kadar veri transferine izin veriyor. Wi-Fi 6'da ise bu değer arkadaşlar 9.6 GB. Yani oldukça hızlı ve neredeyse 3 kata yakın bir hızdan söz etmek mümkün. Tabii ki bunlar teorik hızlar. O yüzden teorik hızların bir kısmını bir kenara bırakacak olursak, pratikte de aslında Wi-Fi 6 bize çok daha yüksek hızları sunuyor. Peki nerede kullanıyoruz arkadaşlar biz Wi-Fi 6 teknolojisini? İş yerlerinde ve evlerimizde kullanacağız ve kullanmaya da başladık bu arada. Ama kullanmak için öncelikle bir donanım çözümüne ihtiyacınız var. Yani bu tarz bir ürüne ihtiyacınız var. Bu modem olabilir, router olabilir ya da bu örnekte olduğu gibi, yani TP-Link'in Deco X20 ürününde olduğu gibi mesh teknolojisine sahip bir menzil genişletici cihazımız olabilir. İşte böyle bir cihazınız varsa ve kullandığınız cihazda arkadaşlar, yani bu bilgisayar olabilir, telefon olabilir, televizyon olabilir veya başka bir cihaz olabilir, Wi-Fi 6 teknolojisini de destekliyorsa sizin bu yüksek hızlara ulaşmanız mümkün olacak arkadaşlar. Şimdi Deco X20'ye gelecek olsak arkadaşlar, kurulumu çok kolay. Biliyorsunuz biz daha önce ofisimize bir Deco ailesi serisini takmıştık arkadaşlar. Ve onlar da çok memnun bir şekilde kullanıyoruz. Gerçekten de yaklaşık bir seneyi de geçti. 1,5 seneye doğru gidiyor arkadaşlar. Bütün internet sorunlarımızı çözdü. Çünkü bizim internetimiz takılıyordu, kilitleniyordu. İşte modem kaldırmıyordu, router kaldırmıyordu vesaire. Ama bu Deco ailesiyle biz bunu tamamen çözdük. Çok da rahat bir şekilde çözmüştük arkadaşlar. Şimdi bu ürünü yine Deco modellerine bağlayabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde, çok kolay bir uygulaması var. Şimdi ekranda göstereceğim onu ben size. O uygulama yardımıyla fişe takıyorsunuz cihazı ve diyorsunuz ki etrafta şu cihazım var diyorsunuz. Bunu eşleştiriyorsunuz ve ağınıza otomatik olarak bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bağladığınız andan itibaren de kullanılmaya başlıyor. Biliyorsunuz bu üründe mesh teknolojisi var. Mesh neydi? Belki aramızda bilmeyenler vardır. Evinizde bir Wi-Fi ağı kuruyorsunuz birden fazla cihazla. Hepsinin adı aynı oluyor arkadaşlar ve herhangi bir şekilde kesinti yaşamadan bir cihazdan diğerine otomatik olarak odalar arasında diyelim geçiş yapıyorsunuz veya uzun bir koridorunuz var ya da bir iş yerindesiniz. 2-3 katlı bir bina olduğunu düşünün bunun. Böyle bir ürün adediyle birkaç adet alarak kurduğunuz ağınızda çok güzel bir şekilde bir Wi-Fi hızı elde etmiş oluyorsunuz. Tabii bunu şöyle anlamamak lazım arkadaşlar. Örneğin router'ınız var, modeminiz var. İşte Wi-Fi 6 olduğu zaman internetim daha mı hızlı olacak? Hayır, bunu karıştırmayın. Çünkü Wi-Fi 5 teknolojisine sahip modem ve router'lar da aslında internet hızını sonuna kadar veriyorlar size. Ancak Wi-Fi 6'nın şöyle bir farkı var. Network'ünüzdeki, yani ağınızdaki, bulunduğunuz ağdaki veri aktarım hızını da arttırıyor. Şimdi teoride söyledik bunun 3 kata kadar olduğunu söyledik. Ama biz yaptığımız testlerde yaklaşık olarak %25 oranında bir artış bulduk. Örneğin 1 GB'lık bir dokümanı, network üzerindeki 1 GB'lık bir dokümanı, internetten değil bu arada, kendi ağımızdaki bir 1 GB'lık dokümanı 10 saniyede diyelim kopyalıyorsak bir bilgisayarımıza veya cep telefonumuza, bu ürünlerle beraber yaptığımız testlerde ise yaklaşık olarak 8 saniye falan düştüğünü gördük. Yani %20'lik bir hız artışı oldu. Tabii ki bu kullandığınız cihaza göre,
Kullandığınız ekipmana göre veya dokümanın büyüklüğüne göre artabilir veya azalabilir. Ama ortalama olarak baktığımızda %30'a kadar bir hız farkı var. Diyeceksiniz ki yani 3-5 MB'lık dosya için bu çok önemli mi? Değil tabii ki. Ama eğer mesela bizim gibi biz ofiste diyelim ki NAS cihazımız üzerinde bazı dokümanlar kopyalıyoruz. Kopyalarken de çok büyük boyutta bunlar 3 GB, 4 GB ve bunlardan diyelim ki 20 GB'lık bir paket yolluyoruz. O zaman işte bu data aktarımımızı bizim için önemli hale geliyor. Eğer sizin de evinizde ya da iş yerinizde bu tarz bir iş yapıyorsanız ya da büyük boyutlu dosyaları ağ üzerinden aktarmanız gerekiyorsa işte çözümü de bu arkadaşlar. Zaten bu ürünün kurulumu çok basit olduğunu söyledik. Kurduktan sonra da çok hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi şuna dikkat etmeniz lazım. Bunu kurdunuz. Buna bağlanacak olan cihazın da Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor olması gerekiyor. Bunun altını özellikle ve özellikle çizmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi Wi-Fi 6'nın şöyle bir farkı da var arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde artık çok fazla cihaz internete bağlanıyor. Örneğin evimizde tabletimiz var, telefonumuz var, bilgisayarımız var. Evde 3-4 kişinin olduğunu düşündüğünüzde her bir kişide de bu cihazlar olduğunu hesaba kattığımız zaman bağlanan cihaz sayısı oldukça artmış oluyor. İşte Wi-Fi 6 teknolojisi burada devreye giriyor ve Wi-Fi 5'e göre %75 daha az gecikme sağlanmasını katkıda bulunuyor. Bu önemli bir ayrıntı. Yani Wi-Fi 6'daki gecikme hızı Wi-Fi 5'e göre %75 daha iyi. Özellikle burada oyun oynuyorsanız mesela arkadaşlar çok işinize yarayacak bir teknoloji. Şimdi Wi-Fi 6'nın sunduğu bir diğer özellik ise arkadaşlar neredeyse kablolu internete yakın hızları sağlaması. Şimdi biliyorsunuz kablolu internet olduğu zaman evimizde ya da kablolu internet demeyelim de diyelim ki interneti kablolu olarak bağlıyorsunuz. Bilgisayarınız var ve kablolu olarak bağlandınız. Kablolu olarak ulaştığınız hızla kablosuz olarak ulaştığınız hız arasında tabii ki bir fark vardı. Ve bugüne kadar da bu şekilde devam etmişti bu ama Wi-Fi 6'lı bir cihazınız olduğu zaman bu hızlar birbirine çok yakın hale geliyor. Bu da şu anlamda önemli. Örneğin bir bilgisayarı her türlü kablo olarak bağlarsınız. Ne bileyim bir konsolu bağlayabilirsiniz kablolu eğer üzerinde giriş varsa. Ama mesela cep telefonunu kablolu nasıl bağlayacaksınız? Bağlayamayacaksınız. Eğer cep telefonunuz Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyorsa işte bu tarz bir ürünle TP-Link'in Deco X20 ürünüyle bağladığınız zaman neredeyse kablolu hızında hıza ulaşabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan birisi olarak aklınızda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Wi-Fi 6 teknolojisinin getirdiği yenilikleri ve TP-Link'in AX1800 Deco X20 ürününün ne gibi faydalar sağladığını anlatmaya çalıştık. Bu ürünle ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.